Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Ramazan'dayız ve zat halinizle infak üzerine konuşmak istiyoruz. İnşallah. Önceki sohbetlerimiz çok büyük alaka gördü. Allah razı olsun. Yeniden teşekkür ediyoruz. Cümlemize biz teşekkür ederiz. Ee, infaktan önce kainatta bulunan sistemle ilgili bazı konuların değerlendirilmesi gerekiyor sanki. Malum bütün toplumlarda zenginler ve fakirler var. Nasıl bakmalı bu vakaya? Zenginler çalıştılar, kazandılar. Fakirler de çalışmadılar, zengin olamadılar. Dolayısıyla herkes layıkını buldu diye mi bakmak lazım. Yoksa bu işte ilahi bir tanzim var mı? Ve böyle bir tanzim varsa bunda ilahi adalet sorgulaması yapılabilir mi? İlahi irade nasıl bir sistem inşa etmiş oluyor, nasıl okumamız lazım o sistemi ve bu sistem içinde zengin nasıl bakmalı kendisine, fakir nasıl bakmalı böyle bir temel soruyla. Evet çok güzel bir soru. istedik efendim. Efendim insanoğlu mahlukat içerisinde en mükemmel olarak yaratılmıştır. Cenab-ı Hak ahsiyen takvim buyuruyor. Güçlü güçsüz, sıhhatli sıhhatsiz, bilgi bilgisiz, zengin fakir gibi fertler arasında bu farklılaşma ve kademeleşme ise toplumdaki ahenk ve nizamın temini sağlayan hususlardır. Yani zenginlik ve fakirlik bu kademeleşmede ehemmiyetli bir yer teşkil eder. Bütün fertler birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Biri diğerinin dünyadaki gücüne muhtaçtır. Diğer biri de ondan alacağı ecre ve duaya muhtaçtır. Bu şekilde bütün insanlar birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Kul Allah indinde maddi durumu ile değil, takvası ile değerlidir. Cenab-ı Hak mala takat bih buyuruyor. Bizden gücümüzün ötesini istemiyor. Fakat gücümüzü istiyor. Mesela bir misal vermek arzu edilirse mesela teşbih olarak 25 kilo Cenab-ı Hak kalca bir güç vermişse eğer biz 25 kilo yerine yani 23 kilo kaldırmışsak bu iki kilodan mesulüz. Ama Cenab-ı Hak 25 kilodan fazlasını istemiyor. Velhasıl bu kademeleşme neticesinde Cenab-ı Hak herkesin mesuliyetini ayrı ayrı. Her fert takatinden mesul. Cenab-ı Hak inne ekrem hüküm indallahi etkâküm buyuruyor. Muhakkak ki Allah'ın en değerli olunuz, ondan çok korkunuzdur insan hayatına ilahi imtihan gayesiyle konulmuş olan zenginlik ve fakirlik gibi haller aslında derin hikmetler taşımaktadır. Bizati zenginlik izzet, fakirlik de zillet sebebi değildir. Esas zillet ahretsiz yaşanan bir hayattır. Diğer taraftan İslam'ın vakarı ve kullarından müstani bir surette yaşanan fakirlik ise gerçek bir izzettir. Fakirlik değil gerçek zenginliktir. Yine ben bu kademeleşmeye geçmek istiyorum. Cenab-ı Hak camül ezdattır. Yani zıtları kendisinde cem eder. Ve bu tecelli kamil manasıyla insanda vardır. Kainatı ve içindeki esma-i ilahiyenin tecelli terkibi yaratmış olan Cenab-ı Hak, bu sıfatların kamil tecellilerini sadece insanoğluna nasip etmiştir. eşref eşrefi mahlukat kılan sebep de budur. O da kendi kabiliyeti nispetinde camül ezdat yani zıt sıfatlarla muttasıftır. Güler ağlar, sever nefret eder. Zaman zaman nefsanede ruhaniyetini bertaraf eder. Zaman zaman ruhaniyeti nefsaniyetini bertaraf eder. Vesaire. Yani insanın varlığında rahmet sıfatı da vardır. Kahır sıfatı da vardır. Gadap sıfatı da vardır. Onun içindir ki İnsandan lütuf ve kerem de zahir olabilir. Hiddet ve kin ateşi de tezahür edebilir. Onda hilim ile hışım duyguları daima bir metcezir halindedir. O şekilde devam eder. Velhasıl insan Allah'ın birçok sıfatlarından nasipdar olmuştur. Ancak bu sıfatların tecelli dereceleri insandan insana sonsuz bir farklılık arz eder. En asgarisinden en azamisine kadar bu tecellilerden nasip alış, beşeri kademeleşmeyi vücuda getirir. Mesela her insanda Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatından belli nispetle mutlaka bir tecelli vardır. Fakat bu insandan insan daima değişik ve dereceleşmeler arz eder. Kiminin Rahman ve Rahim sıfatı yalnız kendi nefsine veya en fazla yakın aile efradı ve arkadaş çevresine münasırken, kimininkinde bütün insanlar bütün insanı şumunu alır. Hatta hayvanatı bile şamil hale getirir. Bütün hayvanatı bile şamil olur. Halik'in nazarıyla bütün mahlukata bakış tarzı kazanır. Vahdettin Nakşibendi Hazretleri'nin insana hizmeti, hastaları hizmeti, yolları temizlemesi ve hayvanata olan hizmeti bunun en bariz bir göstergesidir. Mesela Rahman ve Kamil tecellilerini bir de şu hadiseli misal vermemiz mümkün. Biz de Bistami Hazretleri bir yerden bir yere giderken bir ağaç altında yemek yiyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Bakıyor torbasının üzerine bir karınca dolaşıyor. Ben diyor bu karınca diyor vatan cüda ettim diyor. Dönüyor yemek yedi ağacın yine altına o karıncayı bırakıyor gurbete düşmesin. Karmaya. Gurbete düşmesin diye. Evet. Bellası bu kademeleşme bunun en kamil tecellisi hak dostlarında olmuş oluyor. Zenginlik fakirlik de bu kainattaki kademeleşme sisteminin devamı mahiyetinde mi oluyor? Efendim? Evet. Ayet-i kerime de buyuruluyor. Zuhruf Suresi'nin 32. ayetinde dünya hayatında onların insanır menşeitlerini aralarında biz paylaştırdık. Evet. yani taksim ilahi. Hatta halk ağzında şöyle bir şey vardır. Bu zenginlik baht dişidir. Baht işi, kader işidir. Kader işidir, bir talih işidir, takdir ilahi işidir. Mesela fakir bir insan e, kör yerde bir arsa alır. Zamanla o arsan bir imar geçer. Birden bir zengin olabilir. Diğer taraftan zengin bir kimse şartlar değişir fakir hali gelebilir. Tabi burada zenginlikteki imtihan ayrı, fakirlikteki imtihan ayrı ve mesuliyetler ayrı. Cenab-ı Hak biz peygamber gönderdiğimiz toplumları da gönderdiğimiz peygamberleri de hesaba çekeceğiz buyuruyor. Peygamberler bir bu hesap endişesi içinde. Mesela Veda hutbesine baktığımız zaman Veda hutbesinin sonunda Efendimiz tebliğ ettim mi buyuruyor. 120 bin sahabiye Şahitlik alıyor. Şahitlik alıyor onlarda. ya yani duymayan var mı? Bilmeyen var mı? İşitmeyen var mı? Tebliğ ettin mi hesabım diyor. 120 bin kişiden şahit oluyor. Tebliğ ettin ya Resulallah. Elini kaldırıyor sema ya Rabbi şahit ol diyor. Tekrar acaba duymayan var mı? Etmeyen var mı? Tekrar soruyor. Tebliğ ettin mi? Yine bir tasdik alıyor. 120 bin kişiden elini kaldırıyor. Ya Rabbi şahit ol diyor. Bunu üç sefer tekrarlıyor. Mesela diğer bir misal vermek arzu edersek, mesela Hazreti Yunus Aleyhisselam 40 gün tebliğ edecekti. 37. gün baktı 100 bin kişiden 2 kişi hidayet buldu, üzüldü çok. Bir nedamet için kavmini terk etti. Velhasıl kısaca balığın karnına atıldı ceza olarak. Cenab-ı Ayet-i Kerime'de eğer balığın karnında zikretmeseydi, istiğfar etmeseydi kıyamete kadar balın karnında bırakacaktık buyuruyor. Yine diğer bir ayette eğer yani bizim affetme nimetimiz yetişmeseydi onu kurak bir yere atardık buyuruyor bir peygamber. Demek ki bu bize dehşetli bir misal. Diğer bir misal insan daima mesuliyetini düşünmesi lazım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam malıyla Allah dostu oldu. Canıyla Allah dostu oldu. Ateşe girdi. Evladıyla Allah dostu oldu. Putperest bir kavmi ikazla Allah dostu oldu. Fakat kıyamet günü velâ tuhsini yevmeyi basın buyuruyor. Ya Rabbi insanları yarattığın gün beni mahcup etme ya Rabbi diyor. Şimdi bu bize bir kıyas. Kendimizin halini bu şekilde bir mizan etme durumundayız. Velhasıl ferdi mükellefiyeti kendisinin lütfedilen nimetler ölçüsünde. Onun için hiç kimsenin hesap durumu aynı değildir bu peygamberlerden başlıyor en alt şeye kadar bu kademelişme devam ediyor. Yani peygamber oldu diye onun hesabı verilmeyecek değil. İyiydin. Yani buradan zenginliğe gelirsek efendim. Evet. Yani zengin olan da hesap verilmek üzere Tabii. bir emanet. Evet. Efendim zaten buyuruluyor Süleyman Aleyhisselam kendine çok servet verildiği için birçok peygamberden daha sonra cennete girecek. Yine Fasul Hitap kitabında bir şey var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'ta Abdurrahman Ümmü'nü affı görüyor. O zaman Abdurrahman af dünyada. Evet. Fakat orada zaman, mekan, geçmiş, gelecek, mazim, muzari aynı hale geldiği için Cenab-ı Hak Abdurrahman Ümmü'nü affı gösteriyor. Abdurrahman Ümmü'nü af hazretleri Efendimiz'i görünce çok seviniyor. Ya Resulallah diyor başımdan öyle haller geçti ki diyor. Öyle ağır bir imtihan içinden geçtim ki sanki ben bir daha seni görmeyeceğim zannediyordum. Zengin bir sahabi değil Tabii mi? Tabii zengin sahabi, varlıklı bir sahabi. Evet. Hatta Efendimiz buyuruyor, Abdurrahman diyor fakirlerin arasında diyor makadı üzerine çömele çömele gidiyordu diyor. Bir aziyet içinde. Seneler sonra Abdurrahman bin Avf duyuyor bu hadiseyi. Ayşe validemize geliyor. Ey Ayşe annemiz diyor. Siz Allah razı olsun böyle bir şey duydunuz mu? Evet diyor Ayşe validemiz. O sırada Şam'dan bir kervanı geliyor. Hepsini infak ediyor. Evet. Misaller çok. Yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetler karşısında. Sümmele tüsüyle mizin aninayim. Verdiğimiz nimetlerden elbette mutlaka sorulacaksınız. Zaten bu ayet indiği zaman birçok tecelliler de oluyor ayrı Evet. Oraya girersek uzar. Bu İslam yani burada nasıl bir şey efendim yani ilahi adalet noktasından baktığımızda buna yani mesela zenginlik bir üstünlük statüsü mü, fakirlik bir aşağı statü mü? Yani Allah'ın adaletini nasıl okuyoruz burada? Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetlerden sorulacaksınız. Evet. Nimetler farklı. Yine Cenab-ı Hak Vel Fecri suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki insan var ya Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunduğunda yani çok mal vesaire verdiğinde bol servet nimet verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Yani nefsi kendisini kandırıyor. Bir gaflet icabı. Halbuki Cenab-ı Hak bu serveti bana niye verdi? Yani bir sebebi, bir şey yok. Cenab-ı Hak mesela gözü bize niye verdi? Evet. Demek ki bu gözü verdiğine göre gözün bir hesabı var. Bir dili verdiği için dilin bir hesabı var. Vücudun gücü, vücut gücü verdiği için vücut gücünün bir hesabı var. Cenab-ı Hak servet verdiği kimseye de imtihan olarak veriyor bu serveti. O da gafil insan sevinir buyur. Allah beni önemsemedi der. Onun altındaki ayet ise onu imtihanla rızkını daralttığımızda Rabbim beni önemsemedi der. Bu da bir gaflette. Evet. Halbuki ona belki az vermesi onun lehinedir. Belki çok verse belki kanun gibi olacaktı. Karun da az bir fakirken salih bir kimseydi. Sonradan bu zenginlik onu ben kazandım, ben ettim dedi. Nefsaniyetin palazlandırdı. Yanlış bir akibete düşar oldu. Yani efendim zenginlik, mal Allah'ın e, yani bir insanı onu verdiği insanı taltif etmesi anlamına gelmiyor. Aslında. Ya da vermediğini tezlil etmesi anlamına gelmiyor. Evet Ahmet abi. Belki varlık vermesi çok daha zor bir imtihan. Çünkü varlık insanı gurura, kibre, ucuba götürüyor. Yani ona karşı, varlığa karşı bir sabır silahını kullanması lazım. Çünkü Rabbimiz israfı da yasaklıyor. İsraf edenler şeytanların arkadaşları da buyuruyor. Yani israf eden bu mal, hiç kimse bu mal benimdir diyemez. El mülkü lillah mülk Allah'ındır. Ne toplumundur ne ferdindir mülk. Mülk Allah'ındır. Beşeri sistemlerde bunun kavgası yapılır. Onun için kul bir tasarrufçudur. Onun için asla ve asla israf etmeyecek. Asla asla pintilik etmeyecek. Kendine çizilen bir hayat muhtevası içinde devam edecek. Aksi halde her ikisinin de hesabı var. Velhasıl en zor şey zenginlikte sabırdır. Tabii fakirlikte daha şeydir. Hatta bir misal bu. Az bir yükle gidebilmek. Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında futuat genişledi. Hazineler dolmaya başladı. Yine Hazreti Ömer radıyallahu çok mütevazi bir hayat yaşıyordu. Eshab-ı kiram da üzülüyordu. Yani halifemiz biraz daha rahat yaşasa, hiç yoksa kifayet miktarı kadar bir şey alsa kendisine diye. Tabii kendisine muhatap olmaktan da çekiniyorlardı. Kızı Efendimiz'in zevcesi Hafsa radıyallahu anh'a annemizi Hazreti Ömer Efendimiz'in huzuruna gönderdiler. Hafsa radıyallahu anh dedi ki babacım dedi futuhatlar genişledi, ganimetler geldi. Hazine dolmaya baş, hatta taşmaya başladı. Hiç o bir kifayet kadar bir miktar alsanız. Ömer radıyallahu kızım dedi sen dedi Allah Resulü'nün zevcesi değil miydin dedi. Evet baba dedi. Sen bana söyler misin? o nasıl yaşadı? Ne yerde, ne içerdi? Evinin muhtevası nasıldı? Yoksa sen Ebu Bekir'den sonra bu yolun üçüncüsü olmamı istemiyor musun? Bırak ben hafif bir yükle gideyim bir tarafa. Tabi bu Hz. Ömer Efendimiz'in derin bir duyuşudur. Diğer baktığımız zaman infak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ee, Müslüman kazanacak, kendisini bir tabir ise, bir işçi olarak görecek. Bunu infak edecek Allah yolunda. Nefsinin hiç pay çıkartmayacak. Ya Rabbi diyecek, sen lütfettin diyecek. Mal senin, mülk senindir diyecek. Fakir, fukara, garip, kimsesiz vesaire onlara bana zimmetlidir diyecek, güç vermeye gayret edecek. İsraf Allah korusun. Biraz da zamanı bir felaket haline geldi. İsraf bir noktada malla, eşyala kendini göstermemeyle. Diğer bir ifadeyle Aşağılık duygusunu bastırma hareketi. Pintilik ise korkaklık. Cenab-ı Hakk'a sığınacağı yerde, fefiru illallah Cenab-ı Hakk'a koşacağı yerde, malını sığınak ve bir barınak hale getirmesi. Efendim, e, aslında biraz kaderi anlama bakımından da e, hadise önemli. Mesela görenle görmeyen. Sanki görene Allah bir lütufta bulundu, görmeyeni de cezalandırdı. Zengine lütufta bulundu fakiri, cezalandırdı gibi anlaşılıyor. Yani oradaki e, hakikaten bir zihniyet düzeltmeye de gerek var. Yani evet. e, mesela zenginin ahiretteki haliyle fakirin ahiretteki hali tıpkı dünyadaki statü gibi mi olacak? Yani zengin ahirette de işte bir eli yağda, bir eli balda fakirde evet, gene aslında. Çile dolduruyor Hasan. falan gibi. Şimdi Ahmet abi Resulullah Efendimiz Cenab-ı i Hasene olarak gönderdi. Amin. Yani her insan 1400 sene belki asırda, bugünkü asırda, kıyamete kadar gelecek asırda, asırlarda insan bütün problemini Allah Resulü'nün hayatında çözer. Çünkü Efendimiz Cenab-ı insanda tecelli eden bir mucizesi. Cenab-ı Hak onun için Resulullah Efendimiz'i çok zengin de etti. Ganimetlerin beşte biri gelirdi. Ayşe Validemiz buyuruyor. Üç gün üstte sıcak bir arpa ekmeğiyle doymadı günler oldu Allah Resulü'nün. Demek ki Allah Resulü zengini de misal, fakire de misal. Peygamberlerden Süleyman Aleyhisselam zengini misal. Nimel Abd buyuruyor Cenabı, ı Hak. O ne güzel bir kuldu buyuruyor. Kalbini kasa yapmadı. Ben dedi gariplerle, yalnızlarla, şeyle beraberim dedi. Eyyub Aleyhisselam Hak ona Nimel Abd buyuruyor. O ne güzel bir kuldu buyuruyor. O da hiçbir zaman Mal gitti, evlat gitti, saat gitti vesaire gitti. Hiçbir serzenişte bir sızlanma bulunmadı. Hanımına Allah'ın bana 80 sene bir saat ömrü verdi dedi. Bu dedi kaç sene bir dedi. Velhasıl bu nimel abd olabilmek, yani güzel bir kul olabilmek. Varlıkta güzel bir kul, yoklukta güzel bir kul, hayatın her safını güzel bir kul olabilmek. İslam bize telkin ettiği budur. Bir misal yine, Ömer bin Abdülaziz müheykel bir vücudu vardı. Halife oldu. Tabi halifeyi de zor kabul etti. Ülema Ömer bin Abdülaziz dediler, bunu dede kabul edeceksin, mecbursun dediler. Eğer bunu kabul etmezsen kıyamette bunun hesabını verirsin dediler. Senden daha iyi, senden daha salih, senden daha iyi bir idareci yok dediler. O da kabul etti. Fakat bu iki buçuk sene zarfında, kürek kemikleri çıkmaya başladı zayıflıktan. Bütün müslümanların derdiyle dertlenmek, ve bütün insanların kendisini zimmetine almak sebebiyle. Dediler ki, evlatlarına ne bıraktın dediler. En mühim şey bu. O da dedi ki, evlatlarım benim yolumdaysa zaten benim yolumu takip ederler. Eğer benim yolumda değillerse zaten bırakacak bir şey yok. Onlara ben kötü bir akıbet hazırlarım. Ben Velhazı demek ki buradan da şu Ömer bin Abdülhamid'in tavsiyesi şunu da idrak etmemiz lazım ki bir annenin bir babanın en güzel mirası evladına bir karakter ve şahsiyet mirası. Bugün de buna çok muhtaçız. Global dünya devamlı evlatları zehirliyor. Ahiretsiz bir dünya hayatı lanse ediyor. Halbuki insanın huzuru ahiretli bir dünya hayatı yaşamakta. Onun için Efendimiz devamlı esas hayat ahiret hayatıdır. Ahiret için dünyaya geldik. Bunu idrak içinde olabilmek. Bir kelam kibarda şöyle güzel bir tavsiye var üç şey saadetin sırrıdır. Birinci tevazu saadetin sırrıdır. Çünkü Cenab-ı İbadur Rahman yeryüzünde mütevazı olarak dolaşırlar buyuruyor. İlahi azimet karşısında, ilahi lütuflar karşısında insanın bir hiçliğini hissederek. De buna rakik bir kalp istiyor bu. Demek ki saadetin sırrının başında bir insanın mütevazı olması. Yani Mevlana İfendi bir toprak gibi olması. Nasıl toprak devam imbat halindedir. Bütün mahlukatı besler. Bütün mahlukatın cürufunu içine alır, onu yok eder, temizler. Demek ki saatin sırrı birinci tevazu halinde olabilmek. Darbe meselede. İkincisi kanaat ile zenginleşme. En büyük zenginlik kanaattir. En büyük fakirlik de istediğin kadar okyanuslar kadar servetin olsa ihtirasına, ihtirasın kölesi olabilmektir. Onun için en büyük zenginlik kanaattir. Kanaat ile zenginleşme ikincisi. Üçüncüsü de ölümü sık sık tefekkür etme. Niçin dünyaya geldik? Gelen niye geliyor? Giden niye geliyor? Kimi mülkünde yaşıyoruz? Bu idrak halinde yaşayabilmek. Demek ki üç şey saatin sırrıdır. Tevazu, kanaat ile zenginleşme ve ölümü sık sık hatırlama. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün lezzetleri, bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çok çok hatırlayın buyuruyor. Mal ile ilişkide de Değil mi efendim? Evet. Mal ile ilişkide de. Yani şöyle bir şey yapsak efendim. Bir zengin profili çıkarsak. Yani Müslüman zengin profili. Mal mala nasıl bakacak? Allah'ın kendisine mal vermesine nasıl bakacak? Ya da bir Müslüman fakir profili çıkarsak. Yani o, o nasıl bakacak? Kendisine takdir edilen şeye. Mesela onun içinden isyan mı çıkaracak? Yoksa tevekkül mü çıkaracak? Yani oradaki imtihan, zenginin imtihanı, fakirin imtihanı, mal tutkusu işte yani Allah beni korudu, gözetti mesela. Evet. O, i̇kram etti diyor. İkram etti diyor yani. Harbi değil, imtihan. i̇mtihan. Yani, evet. Bir zengin profili yani çıkarmaya çalışsak böyle Efendim, tabii, kişilik çerçevesi. Tabii Allah bana bu serveti niye verdi? İlk defa kendisini sorgulayacak. Ya yani ne, ne farik vasfım var benim. Birçok zeki insanlar var, becerikli insanlar var, kabiliyetli insanlar var, olmuyor. Bazen bunun duğnunda olan çok insan var, gelişiklikçe gelişiyor. Demin en mühim gafleti yırtabilmek. Allah bana bu malı niye verdi? Onun için Allah niye bana ver? Demek ki bu mal benden aşağı olanları bana zimmettedir. Zaten merhamet de budur. Mesela Karun'un Değil mi efendim? Evet. Yani mal ile ilişkili anlayışı farklı yani. Farklı. Evet. Farklı. Ben kazandım. Ben diyor. kazandım diyor. Ha, halbuki Cenab-ı Hak sen kazandın demiyor. Bir Mekke fethi oldu. Bir çok büyük bir zaferdi bu. Belki tarihin en büyük zaferiydi. Kansız bir hidayet seferberliği oldu bu Mekke fethiyle. Cenab-ı Hak izacay nasullahi vel feth ve reytennâsiyetulün fî dinlâhi fâca. Büyük bir zaferi bildiriyor bölük bölük insanların bir hidayete girdiğini bildiriyor. Fakat arkadan hemen fesebbih bi hamd rabbike buyuruyor. Rabbini diyor hamd ile tesbih et diyor. Senden değil yani. fail Mutlak cenab Hak. O lütfetti. Ondan sonra vestafirhu buyuruyor. Bize istiğfar et buyuruyor. Bütün gafletine rağmen Cenab-ı sana böyle ihsan etti, ikram etti. Böyle olursan Cenab-ı tevab olduğunun sana bir nasip gelir. Yine Bedir'de sen öldürmedin, biz öldürdük, sen atmadın, biz attık buyuruyor. Efendimiz Mekke fethine girerken devenin üzerinde büyük bir hamd ve şükür halinde, şükran duyguları içinde, sakalı devesinin sırtına değiyordu, bir secde halindeydi. Etrafındakiler herhangi bir zafer e, taşkınlığı yapmasın diye, Efendimiz bir taraftan da esas hayat, ahiret hayatı buyuruyor. Velhasıl lütfeden Cenab-ı Hak, ihsan eden Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak yine Kasas suresinde Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de insanlara ihsan et. Demek ki bir zengin profilini nasıl çıkartabiliriz? Demek ki bir zengin muhtaçların dert ortağı olacak. Kimsesizlerin kimsesi olacak. Muzdariplerin yeni başında olacak. Bu bir müminin bir vicdan vazifesi. Müslüman muhtaçları sevindirmek neşesiyle yaşayan insandır. Yani bunu ideal hale getirecek Müslüman muhtaçları sevindirme neşesiyle yaşayan insandır. Yine buyruluyor kelamı kibarda. Dünya üç şeyle cennet haline gelir. Üç hususiyetle dünya cennet haline gelir. Bir elden, dilden ve gönülden vermekle. Demek ki elden vermekle veren el olacaksın. Dilden, ifaden bir huzur tevzi edecek. Cenab-ı Hak kavlen leyna, kavlen beliga, kavlen sedida, kavlen kerima, kavlen meysura buyuruyor. Dilin infakı var. Dilin infakı olmuş oluyor bu. Evet. Demek ki dilden verebilmek, gönülden vermek, gönülde dergah hane gelecek, bütün mahlukatı içine alacak, Halik'in nazarıyla mahlukattan kendisini mesul görecek. Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı kazanacak. Bu şekilde üç şeyle dünya cennet haline gelir. Dilden vermekle ve gönülden vermekle. Efendim diyor, şöyle bir sorumuz var. Dünyadaki zengin fakir farklılaşması ebedi hayat boyutunda da aynı e, anlamı mı taşır? Dünyada zengin olan ahirette de aynı tarzda zengin midir? Ya da dünyada fakir olanın payına ahirette de fakirlik mi düşer? Dünyada yoksul olmakla ahirette yoksul olmak arasındaki fark nedir? Yani bir de malumlarınız peygamberinizin ahiret yoksulu evet. E, tanımlaması var. Evet iş bütün kalbin sanatı. Kat eflamen zeka, kat eflamen tezeka, kalbin sanatı. Allah'ın verdiği nimetleri kullanabilmeyi bilebilmekte. Bu bir kalbin sanatı olmuş oluyor. Cenab-ı Hak o Allah'ın verdiği nimetleri kullanabilmeyi bilebilenlere. Cenab-ı Hak kıyamet günü onlara selamın kavlen min Rabbir Rahim. Yani onlara merhametli Rabbinin söyledi selam vardı. Büyük bir onlar ihtişamla karşılanacak. Çünkü onlar dünya hayatını kullanabilmeyi bildiler. Fakat nefsane hayatının putperesti olanlar, nefsane hayatının esiri olanlar onlar da o gün Vem tazülüm <laughs> ve yühel Mücrimler siz ayrılın buradan diyecekler. Dünyada fakir zengin, mütevazi kibirli, mümin kafir, münafık hepsi beraber yaşıyor. Belki bu bir aile içinde de var. orada büyük bir ayrılık olacak. Bu imtihan dünyasını kullanabilmeyi bile, bu mal, ibadet vesaire her şey, bütün şumuyla. Yani hayatımızı kaplayan her hususiyet O'nu yaşayabilenlere Cenab-ı Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Büyük bir lütuf Cenab-ı Hak'tan. Bir Cenab-ı Hak dost oluyor, Cenab-ı Hak dostuna ikram ediyor. Fakat bu Allah'ın verdiği nimetini ziyan edenler, onlar için Cenab-ı Hak emtaz ediyor müeyyühel bugün artık ayrılmıyor. Bu gömmel fasl bir ayrılma günü olacak. Yine buyruluyor. Bu da çok bize güzel bir misal. Dünyada ama diyken ahirette ama olanlar var zahiren. Bunlar kıyamet günü diyecekler ki Taha suresinde aitkerim buyuruyorlar biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Nefsane hayatların anaforunda yaşayanlar, ilahi hakikatlerden habersiz olanlar. Yine bir büyük saat bir Allah dostu onu ifade ediyor. Sen diyor gözünün önüne parmağını koysanı bir şey görebilir misin diyor bu kadar Allah'ın lütuflarından, Allah'ın nimetlerinden bir bigane kalanlar. Kalplerini kör edenler. O kalplerini kör edenleri biz onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz Cenab-ı Hak buyuruyor. Onlar da diyecekler ki Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Oysa ben hakikaten dünyada görür idim. Allah Celle Celaluhu buyuracak ki işte böyle. Çünkü sana ayetlerimiz geldi. Ama sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde sen unutuluyorsun. Yine ayrı bir ayette Fatır suresinde yine mücrimler diyecekler ki cehennemi düşer olanlar Ya Rabbi bizi buradan çıkar. Biz ameli salih işleyelim. Diye iltica edecekler. Yalvaracaklar. Cenab-ı Hak da onları iki şeye soracak. Birincisi dünyada sana düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? Dünyanın her şeyi düşünüyoruz. Bugün sorsak sokaktan geçen bir kimseye dolar kaç para, euro kaç para desek cevap verir. Bakın niçin dünyaya geldin? Kimin mülkünde yaşıyorsun? Kimin verdiği rızıkla merzuksun? Birinci soru bu Cenab-ı Hakk'ın. Size dünya düşünecek kadar bir zaman vermedik mi? İkincisi bir peygamber, bir irşatçı gelmedi mi? Evet ya Rabbi ikisi de oldu diyecekler. Cenab-ı Hak azabı tadın buyuruyor. Velhasıl imtihan bir sefere mahsus. Dünya imtihanları birini kaybedersen öbüründe kazanırsın. Fakat dünya bir sefer ama bir daha tekrarı yok. Onun için Cenab-ı Hak velâ temüntünle ve entü müslümün Ey iman edenler Allah'ın azimeti ilahi seni ve takva sahibi olun. Velâ ölmeyin buyurmayacağım. Velatümün sakın ha ölmeyin buyurun. İllâ ve entü müslümün ancak müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Tabi bunda itaat de şart. Sırf ben iman ettim bu kafi değil. Cenabı yine Ankebût suresinin başında iman ettik demekle kurtulacaklarını zannediyorlar buyuruyor. Belli asıl zenginlik hakikaten mal çokluğu ile değil, gönül tokluğu iledir. Gönlünü mahlukata dergah haline getirenler, Halik'in şefkat nazarıyla mahlukata bakabilenler gerçek saadeti bulabilenlerdir. Yine bir darb-ı neselde buyuruluyor. İnsanlar içinde kendini bilenler üç kişidir. Birincisi rüzgarlardan bile incinmeyenler kendi adlarını söylemekten utananlar, Allah'ın emaneti olan mahlukata katı göze bakmayanlar. Demek ki bu dar bu meselede baktığımız zaman rüzgardan bile incinmeyenler. Hakkın rızası için affedebilmenin faziletine erenler demek ki birincisi. Çünkü Cenab-ı Hak soruyor Allah'ın size affetmesini istemez misiniz buyuruyor. İkincisi kendi adlarını söylemekten utananlar. Mütevazi men arefe nefse fakat arefe rabbe kendisini tanıyanlar, insan kendisinin hiçliğini, Cenab-ı Hakk'ın lütfunu tanıyabildiği kadar Cenab-ı Hakk'a karşı bütün insanlara, karşı, bütün mahlukata karşı mütevazı olur. Demek ki kendi adlarını söylemekten bile utananlar. Tevazunun bu şekilde bir zirvesine elde edenler. Allah'ın emaneti olan mahlukata katı gözle bakmayanlar. Yani Halık'ın nazil mahlukata bakabilenler. Şimdi benim hatırıma bir şey geldi. Bizi Nurettin Topçu bu sosyoloji ve felsefe grubu derslerine gelirdi. Allah rahmet eylesin. İmam Hatip'te. Evet, İmam Hatip'te talebeyken bize ilk derse girdi. Mehmet Akif'in bir mısrağını okudu. O mısrada Mehmet Akif toplumdan çok muzdarip, bu gurur, kibir vesaire had safhada olduğunu o mısrayı okudu. Nazarlardan taşan mana, ibadullah istihkar diyen şair benim büyüğümdür dedi nazarlardan taşan mana İbadullah istihkar diyen şair benim büyüğümdür dedi. Velhasıl en bir facia nazarlardan taşan mananın İbadullah istihkar etmesi, İbadullah'ı Allah'ın kullarını hafife alması. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede veylülü küllü buyuruyor. Yazıklar olun onların hepsine. Kimler? İbadullaha küçük görenler Allah'ın kullarını. Kaş göz işareti, gıybet vesaire vesaire. Velhasıl gerçek müminler de gönül zenginliği nimetine sahip olup imkanların nispetinde infakta bulunanlardır. Zira infak her müminin mükellef bulunduğu diğer gamlık ve mesuliyet duygularının kamil bir tezahürüdür. Efendim infak oraya gelirsek infak vermek demek. Evet. Şimdi biri veriyor, biri alıyor. Evet. İnfak yani e, İslam'ın anlayışında, Peygamberimizin sünnetinde Böyle bir üstünlük kazandırıyor mu e, insana? Ya da almak e, bir e, yani altta bir statü e, mü şey yapıyor şahsiyet olarak? Ben öyle düşünmüyorum. Bir defa Kur'an-ı Kerim'de zekat 32 yerde geçiyor. İnfak 72 yerde geçiyor. Sadaka da aşağı yukarı 125 yerde cenab Hak veren el olmamızı arzu ediyor. Ve bu veren el olmak bütün Müslümanlara ait. Fakat ben yok ben zekate muhtacım. Ben nasıl infak ederim? Bunu İslam kabul etmiyor. Ayet-i Kerim'de varlıkta ve darlıkta verirler buyuruyor. Darlıkta verenler zekat alanlardır. Zekat alanların bile zaten zekat zenginin hissesi içinde fakirin ortaklığıdır bir noktada. Kırkta bine fakir ortaktır. Onun on hakkını vermesi lazım. Rahmetli babam Musa Efendi onu söylerdi. En kötü hırsızlık fakirin malını çalmaktır derdi. Zekatını vermeyen bir kimse fakirin malını çalmış demektir. Bir manada. İnfak ise, çok mühim infak, nafak kelimesi, tünel kelimesinden geliyor. Allah'a açılan kapı. İvatsız, garetsiz, hasbedenli Allah'a verebilirsen o infak Allah'a açılan bir kapı oluyor. Münafık da buradan geliyor. O da o da münafıkta, kendi gösterişi için riya için verenler olmuş oluyor. Velhası veren el olabilmek çok mühim. Mes yine bu mesela infak şeyinde Ebu Zer aslı saadet'in eshab-ı en fakirlerinden biriydi. Onu bile efendimiz ikaz etti. Ebu Zer dedi infak et dedi. Bir şey yok infak edecek. Çorbana su koy dedi tane koyacak durumu yok. Çorbanı su koy dedi. Birinci madde. İkinci madde etrafını gözet dedi. Kim muhtaç? Failihi buyuruluyor diğer bir ayette. Bir faaliyet içinde olurlar. Üçüncü verir kendi bir nezaket de ver buyurdu. Çünkü kendi malını vermiyorsun. Allah'ın mülkünden veriyorsun. Bu bir nezakettir, zarafettir. Yine Efendimiz buyuruyor. Bir dirhemde yüz bin dirhemi geçti buyuruyor. Yine sahibi diyor ki ya Resulallah nasıl bir dirhem yüz bin dirhemi geçer? O bir dirhem veren kendinden koparıp verdi. Yüz bin dirhem veren mevcuttan verdi. Sanki bu şu da hatırıma geldi benim. Efendim buyuruyor yarım hurma ile cehennem azabından kurtul buyuruyor. Bunun serveti olanlar yarım hurma ile kurtul değil. Bir hurması bulunanları yarım hurma ile cehennem azabından kurtul buyuruyor. Demek ki bir Müslümanın merhamet kartviziti olacak merhamet farik vasfı olacak. Kendi malı ifadesini kullandınız efendim. Yani belki orada bir temel e, anlayış farkı ortaya çıkıyor. Yani bir kısım insan mal mülk sahibi olunca işte demin de buyurmuştunuz Karun misalinde. Evet. Yani bunu ben kazandım. Bir de rızık olarak değil mi efendim? Yani rızık olarak verdiğimizden infak ediyoruz. Yani rızık olarak mesela trilyonlara sahip olan bir insanın o trilyonlarını ne kadar rızıktır, ne kadar kendi malıdır? Tabii. Böyle bir tasnif yapılabilir mi? Efendim bu çok ifretli. Herhalde Sadi Şirazi ne olacak? Diyor ki Sadi Şirazi bir kişi hüsran içindedir diyor. Kazanır kazanır diyor infak etmeden gider diyor. Bir de kullanmadığın bir malın diyor bir de kıyamet günü hesabını verecektir diyor. Efendim asıl zenginlik ecel ile iflas etmemektir. Esas zenginlik ecel ile iflas etmemektir. Böyle ebedi hayat ve servete mazhar olabilmektir. Bu da anca işte elden vermek, gönülden vermek, dilden vermek, daima bir veren el olabilmek. Nasıl anlaşmalı, anlamalıyız efendim ecel ile iflas etmeyi? Bütün imkanlar bitiyor, sıfırlanıyor. Kazandığın ile gideceksin. Yine Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, bir insanın üç tane ortağı vardır diyor. defa. insan bunun gaflet içindedir diyor. Bir ortağı kendisidir diyor. İkinci ortağı kaderdir diyor. Eski servet ne olacak belli değil diyor. Bir an yok olabilir diyor. Kaderdir diyor. Üçüncü ortağı ölümdür diyor. Ölümle diyor, hepsi elinden gidecek diyor. Sen diyor bu üç ortağın en akıllısı ol ki diyor, daha diyor elinde imkanlar varken bunu seferber et diyor. İşte diyor benim diyor bir devem var diyor Ebu Zer. Bu devemi diyor ben de seferber ediyorum ki beni ahirette karşılasın buyuruyor. Çok güzel bir misal olmuş oluyor. Yine Efendimiz bir gün çok mal toplayan merduttur buyuruyor. Tabi burada Ebu Bekir Efendimiz var, Ebu Talha var, Abdurrahman Af var, Osman radıyallahu anh ve zenginler var. Hepsi acaba biz yanlış mı duyduk? Evet. Şimdi yine Efendimiz çok mal toplayan merduttur ve reddedilmiştir buyuruyor. Üçüncü çok mal toplayan merduttur. Helalden kazanıp infak edenler müstesna. Ayrılıyor burada. Demek ki mal helalden kazanılacak ve infak edilecek. Zaten mal yılan gibidir. Girdiği delikten çıkar. Bir insanın malı üzerinde iradesi yoktur. Zanneder ki ben cebimdekine hakim değil. Cebindeki sana hakimdir. Cebindeki nereden kazanılmışsa seni oraya doğru götürür de çok insan görürüz bir hayır hasenat yapamaz. Çünkü o malda iradesi yoktur. İrade maldadır. Mal haramdan kazanılmıştır. O mal harama gidecektir. Burada efendim bir enteresan bir şey var. Ebu Zer radıyallahu anh'ın kişiliğiyle diyelim ki Osman bin Affan radıyallahu anh veya Abdurrahman İbni <laughs> Af radıyallahu anh'ın kişiliği. Bunlar yani farklı şeyler olarak bize kadar da geliyor. Yani hani şimdi mesela bir kısım insanımız Ebu Zer radıyallahu anh'ı idealize ederek yani asıl iş fakirliktir. Yani herhangi bir şeye sahip olmamaktır noktasına varıyorlar. Oradaki dengeyi birazcık bahsetmek gerekiyor şimdi zannediyorum. Ahmet abi örnek Resulullah Efendimiz. Varlık da oldu yokluk da oldu. Şimdi Eshab-ı Kiram'a baktığımız zaman Ebu Zer ile Hz. Osman radıyallahu anh'ın yaşayışı arasında fazla çok uzun bir fark yok. Yaşayışlar, evet. Fazla bir fark yok. Bir misal, misaller çoktu bir misal. Abdurrahman bin Af Hazretleri çok zengindi. Elime diyor, toprak alsan altın oluyordu diyor. Yani Cenab-ı Hak böyle bir bereket verdi buyuruyor. Aşeri-i Beşereden de, cennette tebşür olanlardan da. Oğlu Abdullah babasını iftara davet ediyordu. İftarda biraz mükellef yemekler oluyor. Ağlamaya başlıyor Abdurrahman bin Af Hazretleri. Babacığım diyor bir kusur mu ettim diyor, bir yanlışım mı oldu diyor. Sizi incitice bir halim mi oldu diyor. Yok diyor oğlum diyor. Musab diyor vefat ettiği zaman diyor, şehit olduğu zaman Uhud'da diyor saracak bir kefen bulamadık diyor. Başını örsek ayağı açılıyordu, ayağı örsek başı açılıyordu. Allah Resulüne sorduk. Başını örtün, ayağını otlardan koyun dedi. Hazreti Hamza'yı diyor ihtiyarlarının sardığı bir diyor örtüyle diyor bürünerek gömdük diyor. Benim önümde ise bu kadar nimetler diyor. Acaba diyor Allah Celle Celalü ahirette verecekleri tenkis ediyor. Bu dünyada mı veriyor? Onun için hüzünlendim diyor. Bu nasıl bir derinlik? Ya yani nasıl bir İslam bir insan inşa ediyor? Ömer bin Abdülaziz'e bakalım öyle. Yine rahmetli baba mı? O zaman Suudi Arabistan'ın haç bakanı Hasan Kutbü Bey gelmişti. Babam rahmetli. Bu Ravza'nın haremin vesaire inşasından bahsetti. Hasan Kutubi biraz durdu. Acaba de bir servetin kaçta kaç sarf alıyor dedi. En zor şey dedi parayı kullanabilmeyi bilebilmektir dedi. Ben bile bundan muzdaribim dedi. Bu parayı kullanabilmenin esas sanatkarlığın ben de Osmanlılar'da gördüm dedi. Onlar da servetlerini nelere aktardı dedi. Hakikaten Allah bu serveti niye verdi? Necip Fazıl'ın ifadesiyle çil çil kubbeler serpene ordu. Yani gidin ta Bosna'ya kadar hep böyle çil çil kubbeler. Yani Osmanlı ne götürdü ecdat? Yani serveti nereye taşıdı? Nasıl bir külliyeler yaptı? Yani ortada merkez yerde külliye cami etrafında o, o caminin şifahanesi İslam'ın emrettiği infak edilecek. E, sebile, çeşmesi, hamamı, medresesi vesairesi. Yine o kadar bir ince bir düşünüş ki Osmanlı'da. Yine bir infak. Ara mahallelere ufak mescitler yaptı. O zaman elektrik de yok. Sabah namazından, yatsı namazından mahrum kalmasın. 100 adım, 200 adım, 300 adımla gelsin Allah'a bir cemaat hanı bir secde etsinler diye. Velhasıl bu İnfak mühim. infaktaki edep de çok mühim. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul fethinden sonra aşhaneler kurdu. Ve burada çıkan yemekler İstanbul fethinin yetimlerine ve hanımlarına, dul hanımlarına tevzi edilecektir. Fakat bu kapalı kaplarda karanlık bastığı zaman dağıtılacak. O yetimlerin ve dul hanımların, şehit hanımlarının haysiyeti korunacak. Efendim izin verirseniz e, bugünkü programımızın sonuna geliyoruz. E, bu infakta edep de sizin çok hassas olduğunuz bir konu. Onu genişçe e, yarınki programımızda işleyelim ne diye inşallah. düşünüyorum. Buraya geçmeden son olarak bu asıl fakirlik nedir? Ona dair de malumlarınız bir hadis-i şerif var. Yani ona da bence bir temas etmek lazım. Adam zengin olur ama yani bir yandan da fakirdir İslam'ın nazarında. Evet. N nedir? O ölçü nedir? E, efendim, ya da asıl zenginliği biraz önce bahsetmiştiniz. Gönül zenginliği olarak. E, gönül olur. zenginliği olarak. Efendim. efendim bir hak dostu şöyle güzel bir ifadesi var. Veciz. Sehli Mümtini. Hak ile beraber olanlar neden mahrum kaldı? Haktan uzak olanlar neye sahip oldu? Evet. Evet. Mevlana'nın burada güzel bir şeyi var. Dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada serbest sahibi olmak rüyada define bulmaya benzer. Dünya mal nesilden nesile aktarılarak yine dünyada kalır. Ölüm meleği gafil zenginin canını almakla onu uykudan uyandırır. O kimse gerçekte sahip olmadığı bir mal için dünyada çektiği sıkıntılara hayretle ah vah keşke der ve bin pişman olur. Lakin işten geçmiş her şey bitmiştir. Yani seraplara aldanmıştır. Gölgeleri hakikat zannetmiştir. Yine burada Mevlana'nın güzel bir misali var. Bu gafletteki insanın durumunu bildiriyor. Müşahhas hale getiriyor. Bu dala avcı diyor. Okunu diyor. Kuşun diyor gölgesine hedefledi diyor. Daldaki kuş bile diyor. Bu diyor ahmak avcıya diyor şaştı kaldı diyor. En güzel bunlar birseller. Hey, hey. Ben Yunus Emre'nin bir şeyle bitireyim bunu, hey, hey. bugünkü sohbetimizi. Yalancı dünyaya kanıp göçenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerine türlü türlü otlar bitenler, ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sarır otlar, kim masum kimi güzel yiğitler, ne söylerler ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, Söylemeden kalmış tatlı dilleri, Gelin doğadan unutman bunları, Ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisi dördünde, kimi beşinde, Kimisinin tacı yoktur başında, Kimi altı, kimi yedi yaşında, Ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki, Gör takdirin işleri, Dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları ucunda hece taşları ne söylerler ne bir haber verirler. Kısa kürekle diğer bir ifade ile bu gafil insanı şöyle ifade eder mısralarında hasis sarraf. Kendine bir başka kesediktir. Hasis sarraf kendine bir başka kesediktir. Mezarda geçer akçe neyse onu biriktir. Evet. Mezarda geçer akçe. Evet. Onun peşinde olmak. Amel-i Salih. Evet. Amir Sahi. Hem çok teşekkür ederim ederiz. bugünkü sohbetimiz için inşallah yarına da e, devam edelim diye e, istirham ediyoruz. Hem infakta edebi konuşuruz. Evet. Biraz e, merhum pederiniz, üstadımız Musa Topbaş Efendi Hazretlerinin onun da infakta edep konusunda çok böyle güzel e, örneklikleri vardı onları konuşuruz diyoruz. Çok teşekkür tabii, ederiz. Evet, abi abi. Allah i̇nşallah. razı olsun. Sağ Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Erkam yayınlarına <laughs> teşekkür ederiz. İnşallah bu iftar anını inşallah öyle bir orucumuzda öyle bir oruç olmalı ki gözümüze, kulağımıza, dilimize, midem tutturulumuzu oruçlarla inşallah bu oruçlarımız cehenneme kalkan olacak vasfa bizi nail eylemeli inşallah. İnşallah. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah.